İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın çadır höyükte insanlar 5000 yıl önce nasıl yaşıyordu? Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi ile ikili ilişkilerin güncel gündemini görüştü. Newsweek, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1915-1923 yıllarında sistematik olarak Ermenilerin imha edilmesini soykırım olarak adlandırmasının zamanı gelmiştir hayırsever Hıray Hovnanian vefat etti. Erdoğan diktatördür. İtalya-Türkiye ilişkilerinde bozulma. Ermenistan Cumhuriyeti'nin heyeti Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Ermeni savaş esirleri ve Azerbaycan vandalizmi konularını gündeme getirecek. Kuzey Kıbrıs'taki Makaravanka Ermeni Kilisesi'nde eğlenceli bir etkinlik düzenlendi. New York Eyalet Üniversitesi'nden Profesör Shannon Stetman bir bilimsel dergide bir makale yayımladı. Makalede Batı Ermenistan sınırları içerisindeki bölgelerde yaşamış insanların çevre kuraklaştıkça hayatta kalmak için tarımsal uygulamaları nasıl çevreye uyumlu hale getirdiklerini gösteren raporları inceliyor çalışma binlerce yıldır sürekli bir yerleşim alanı olduğu için Batı Ermenistan'da benzersiz bir yer olan Çadır Hüyük'te gerçekleştirildi. Araştırmalar Yozgat'taki Çadır Hüyük'te 5000 yıldan daha önce yaşamış insanların değişen koşullara nasıl uyum sağladığını gösteriyor. Çevreye ayak uydurmada son derece yetenekli varlıklar olan insanlar geçmişte de değişen iklim gibi zorluklardan kurtulmayı başarabildiler. Şimdi ise araştırmalar 5000 yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış insanların değişen koşullara nasıl uyum sağlamayı başardığına dair fikir veriyor. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanından Armenpres'e yapılan açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Lynn Tracy ile bir görüşmede bulunduğu ifade edildi. Görüşmede ikili ilişkilerin güncel gündemine değinildi. Ayrıca uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Tarihin bir önemi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1915-1923'te Ermenilere yönelik sistematik katliamlara soykırım demesinin zamanı geldi. Bu tarihsel gerçeklerle doğrulanmakta ve Amerika Birleşik Devletleri'nin toplu suçlardan muzdarip olanlara karşı tutumunu teyit etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Dini Azınlıklar Özel Danışmanı Nax Temus'un Newsweek'te yayınlanan bir makalesinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım günü olan 24 Nisan'ın Başkan Biden için tarihi bir rekor kırması için iyi bir fırsat olduğunu yazıyor. Günümüzün Türkiye'sinde yer alan Osmanlı İmparatorluğu Ermenilerin yanı sıra Süryaniler ve Rumlara yönelik de katliamlar gerçekleştirdi tarihçiler 1,5 milyon Ermeninin öldüğünü tahmin ediyor. Bu bir sır değil. Yalnızca 1915'te New York Times toplu katliam üzerine 145 makale yazdı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. <laughs> Amerikalı Ermeni iş adamı, hayırsever ve Hayastan adlı Tüm Ermeniler Fonu mütevelli heyet üyesi Hrayr Hovnanyan, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Armen Pres'in aktardığına göre Hrair Hovnanya'nın ölümü vesilesiyle Anayasa Mahkemesi eski başkanı Gagik Karpunyan bir taziye mesajı yazdı ve şunu kaydetti. Hayastan adlı tüm Ermeniler fonu Hrair Hovnanya'nın özverili katılımı olmadan gerçekleşemezdi. 90'ların Arsa Savaşı'nda tarihsel bir gerçeklik olan başarıya ulaşmak zor olurdu. Ermenistan Cumhuriyeti son 25-30 yılda sağlanan güvenlik garantilerine sahip olamayacaktı. Ermenistan Cumhuriyeti ve Arsak'ın çıkarlarının savunulmasında önemli bir rol oynayan ve oynamaya devam eden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni Kongresi bu rolü oynayamazdı afet bölgesi, Goris Stepanagert Karayolu, Artsah'ın gelişimi, gelecekteki diğer sorunların çözümü ve Ermeni neslinin hayatı ihtiyaçlarının çözümü ile ilgili onlarca program uygulanamazdı. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatör diye nitelemesi iki ülke arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile birlikte salı günü Ankara'yı ziyaret eden Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer verilmemesi Brüksel'in tepkisini çekmişti. Euronews Ajansı'nın bildirdiğine göre İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı açıklamada ''Bence Türk yetkililerin davranışı kabul edilemez. Başkan von der Leyen'in Türk diktatörü yüzünden katlanmak zorunda kaldığı şeye sempati duymuyorum.'' dedi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 19 Nisan'da başlayacak olan oturumunda Ermeni heyetinin üyeleri olan Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu milletvekillerinin esas meselesi Azerbaycan'da yasa dışı olarak tutuklu bulunan Ermeni savaş esirleri konusunu mümkün olan her boyutta gündeme getirmek olacak. Öncelikli konulardan biri de Azerbaycan'ın kontrolüne geçen topraklarda Ermeni kültür mirasına karşı Azerbaycan'ın yürüttüğü vandalizm. Ermeni heyeti üyeleri Armen Press ile yaptıkları sohbette önümüzdeki oturumda beklenen çalışmaların ayrıntılarını anlattılar. Benim adımın parti üyesi Datevik Ayrabetyan doğaldır ki olası çeşitli boyutlarda genel kurul çerçevesinde, komisyon oturumları çerçevesinde ve siyasi gruplarda gündeme getirilecek olan bir numaralı konu tutsakların konusu olmaya devam edecek. Önemli sorunlardan biri bizim için yeni bir şey olmayan Azerbaycan'ın Ermeni kültür mirasına yaptığı taciz ihlalleri bu çok net ifade edilen vandalist politikanın devamıdır bu konu ilgi odamızda açıklamasında bulundu. Kıbrıs'ın ruhani liderleri Türk işgali altında bulunan Kuzey Kıbrıs'taki Makaravank Ermeni Kilisesi'nde tekno tarzı bir müzik etkinliği düzenlenmesini kınadılar. Bir Lurer Ayem'e göre bu Financial Mirror gazetesi tarafından bildirildi. Tarihi Ermeni Sürp Makaravank Kilisesi Türk işgalindeki Kuzey Kıbrıs'ta Pantedaktilos sıradalarında yer almaktadır. Kıbrıs'ın ruhani liderlerinin ortak açıklamasında şöyle deniyor: Bu, Kıbrıs'taki ibadethaneler ve mezarlıklar için acı verici bir muamele, saygısız davranış ve kötüye kullanımdır ve niyeti veya dini ne olursa olsun kirletiyor. Ruhani liderler ibadethanelerin, mezarların vandalizm ve saygısızlığa karşı korunduğunu vurguladılar. Ermeni manastırına yönelik bu tavır Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçiliği tarafından da şiddetle kınandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Artsakh'ın Vararak'ın korosu tarafından seslendirilen ve Gomidas'ın düzenlemesini yaptığı Ermeni halk şarkısı Humar Barge adlı eseri sunuyoruz. Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.